Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. olağan kurultayında tek aday olan Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi. MHP lideri Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12. olağan büyük kurultayında yaptığı konuşmada sözlerine "Milliyetçi Ülkücü Hareket bugün başkent Ankara'ya sığmayıp taşıyor" diye başladı. Milliyetçi Ülkücü Hareket bugün tarih yazıyor. Milliyetçi Ülkücü Hareket bugün başkent Ankara'ya sığmayıp taşıyor. Art niyetli şekilde "Neredesiniz?" diye soranlara "Gümbür gümbür işte buradayız. Baraj altında kalacakmışız. Bu nedenle kurtarılmışız" diyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü. "Baraj altında kalacakmışız. Bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış. Bu sebeple can simiti uzatılmış. MHP dağılmış. Ciddi sorunlarımız varmış. Harici destekle toparlanmamız için çaba sarf ediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekliler familyası. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye." Bahçeli, kurultayda salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterildi. Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından delegelerin oy kullanacağı kabinler kuruldu. Daha sonra seçim işlemine geçildi. Sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı. Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oyun, geçerli olan 1167'sinin tamamını alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Bahçeli, teşekkür konuşmasında ise şunları kaydetti. "İradenin sahibi Milliyetçi Ülkücü Hareket sözünü söylemiş, tercihini yapmış, gelecek hedeflerine inanmışlıkla kilitlenmiştir. Mutluyum, huzurluyum, emin olunuz, ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir. Bugün amansız saldırılar, alçak operasyonlar, ahlaksız suçlamalar bir kez daha ezilmiş, bir kez daha imanla engellenmiştir.